Hoş geldiniz. Burada anlatılanlar yatırım tavsiyesi değildir. Kimseye al ya da sat demiyoruz. Karnınızdan da zararınızdan da sorumlusunuz. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz isterseniz. Teşekkür ediyorum şimdi. Şimdi burada analistlerden uyarı. Bu altcoinler sıfıra gidecek adı altındaki haberi inceleyeceğiz. Tabi tam da boğa harifesinde böyle yine başladı piyasa. Sıfıra gideceklerdi. Cartlı curttu. Bunlardan başladık. Şimdi baştan şöyle bir gelelim. Diyor ki analistlerden uyarı bu altcoinler sıfıra gidecek. Bu sefer yani şey vermezlerse e, nedir o? İşte e, farklı isimlerden bak. Kripto coin son zamanlarda çok paylaşıyor. Bu Böyle şeyler sıfıra gidecek falan gibi. E, şunu söyleyebilirim. Yani bak paylaşmasın demiyorum fikirdir. Ama tutup bu analistler adı altında bu sefer isim vermezlerse ben de bir daha buraya girmeyeceğim bile. Pipcoin'in Nisan ortasında başlayan Boğa Koş Studio meme coin'leri bir kez daha trendlere taşıdı. Doğru. Altcoin şerpanın güncel analizlerine göre bu kripto sektörü yakında tüm kazançlarını iade edecek. Heh. So evet tamam. Kusura bakmayın bu sefer ben ön yargı yapmışım vermişler. Şerpa söylemiş. Altcoin şerpa tarihsel verilere dayanan yeni tahminlerini paylaştı diyor. Ee, bir kere Mim Bak mim coinlerden başlayalım o zaman e, muhabbete. Şimdi zaten mim coinlerin sıfıra gitme meselesini konuştuk. E, bu çok olasılıklı bir durum değil. Sürekli bahsedilir. Ha, şunu söyleyebilirim. Yani şöyle bir e, iddia ortaya atılır. Ben buna karşı çıkmam. Der ki ya bundan 10-15 sene sonra mim coin diye bir şey kalmaz diye bir iddia ortaya atılır. Olabilir. Yani 10 sene sonra ben ne bileyim ne olacak. Sonuçta Piyasanın tamamı aslında bu piyasanın tamamı fayda üzere ortaya çıkmıştır. Bitcoin bile böyledir. Anlatabiliyor muyum? Yatırımcıyı enflasyondan koru, e, yeni bir bankacılığa e, rakip bir şey üret aslında. Transfer yöntemi gibi bir durum. Doğrudan blockchain teknolojisi. O yüzden tam anlamıyla fayda sağlamayan kripto paralar elemine olur. Ha şöyle bir durum var günümüzdeki illa meme coin'lerin tamamı elemine mi olacak o zaman yine 10-15 sene sonra? Yok yani e, duruşunu değiştirirler mesela Shiba şu an aynı zamanda bir Metaverse projesidir. Aynı zamanda bir NFT projesidir tamam mı? O yüzden mesela bana sorsanız yine 10-15 yıl sonra hangisi tutunuma daha yakın? Mesela Shiba Dogecoin'e göre çok daha yakın. Çok daha yüksek ihtimalle Dogecoin birinci sırada olmasına rağmen. Bu şununla da karıştırılmasın. Bu sezon bu sezon bak altını çiziyorum. E, biraz bağırmış olabilirim. Özür diliyorum. E, iyi altını çizeyim dedim. Ya yani böyle iki kere çizmiş gibi düşün. E, bazı tabii ki meme coin'lerde çok ciddi yükseliş potansiyeli vardır. Hep söylüyorum. Doge, işte Shiba olsun, Floki, Baby Dogecoin coin e, vesaire vesaire. Ama dediğim gibi uzun vadede de bunlar öyle çat diye çakılıp gitmezler. Zamanla e, piyasadan elemine olurlar falan filan. Fakat dediğim gibi tüm kazançlarını iade edecek işte yok olacak deyince yatırımcı da diyor ki Allah Allah ne zaman şimdi mi, yarın mı, sonraki gün mü falan. Bu sezon hiç değilse bu saydıklarımdan öyle bir beklenti yok. E, olacağını da düşünmüyorum. Aksi bir durumda şu an için. E, yok yani bu konuya bu, e, bu sezon bu saydığım altcoinler yükselmeyecek ya da Beklenenden az yükselecek adı altında bunu destekleyebilecek bir argüman yok şu an. Anlatabiliyor muyum? Ama dediğim gibi uzun vadede <laughs> kime göre neye göre yani. Altcoin şerpa tarihsel verilere dayanan yeni tahminlerini paylaştı. E, Popüler kripto analisti diyor bitcoin arbitrum sui için tahminlerini güncelledi. Ayrı bir başlıkta meme coinleri muhtemelen çökeceği konusunda uyardı. Ha kendisi... 19.000 ila 25.000 arasında ve 57 gün sürmüştü. Ha Kendisi bunun kısa süre içinde olacağını iddia ediyor. Yani kısa süre içerisinde çökeceğini iddia ediyor. Ee, şöyle bir bakmaya çalışıyorum. Yani tam olarak ne zaman için söylemiş onu söylememiş. Bak e, Şerpa'ya da tavsiyem hani bunları da paylaşsın tamam mı? Öyle e, iade edecek deyip kenara çekilmek olmaz. Ben de derim ki Bitcoin kısa süre içinde çökecek. Ama soru altındaki sebep ne? Bak bunu doldur. Ortaya bir iddia attın. Bunun altını bir şeyle doldur. Öyle söyleyip çekilmek olmaz. Tamam mı? Şerpa piyasada tanınır doğrudur ama biraz da balon bir tiptir yani. Önceden böyle konuşmazdım. Fakat piyasada çok madem o kadar şey yapılıyor ben de söylerim. Şerpa balondur yani. Anlatabiliyor muyum? Anca öyle neyse ya e, düşünmüyorum öyle bir şey olacağını dediğim gibi e, aksine bir argüman yok. Ha Pipcoin için konuşursak hep söylüyorum yani Pipcoin'e biraz daha şey yaklaşılması gerekiyor. E, diğerleri gibi mesela Shiba ile aynı sermaye pipe ayrılır mı ayrılmaz. E, mesela Floki vesaire aynı sermaye pipe ayrılır mı ayrılmaz. Niye? Potansiyel yükseliş bakımından e, bu boğa döngüsünün tamamını ele aldığımızda Bence yakın bir performans gösterecekler fakat pip çok daha yeni bir coin. Her şeyi kenara attığımız zaman bile e, bu dahi biraz daha riskli olduğuna bir delalettir. O yüzden risk ödül paritesinde Floki ve Shiba'ya göre tabii ki e, daha düşüktür yani. Daha doğrusu potansiyel karı ortalama yakındır ama riski daha yüksektir. O yüzden ben de daha az riskli olana oynamayı tercih ederim yahut böleceğim zaman daha yüksek riskli olana daha az bir sermaye harcarım muhakkak. E, suyu'dan bahsediyor. Suyu ben pip türevleri yani diğer tüm meme coinler şu anda uçuyor. Ancak uyarılmalıdırlar diyor. Uyarılmalıdır. Bunların hepsi sıfır dolara gidecek ve kısa ömürlü olacak. Pek zannetmiyorum. Bakalım ne olacak. Yani dediğim gibi ben zannetmiyorum pek. Ya yani çoğunluk için böyle ama bir bakalım dediğim gibi ben zannetmiyorum. E, Şerpa bu şekilde söylemiş. E, Sui'den bahsediyorduk. Sui dediğim gibi iki haneli fiyatlara kadar ben bu sezon gidebileceğini düşünüyorum ama coin'in enflasyon ihtimali çok yüksek. E, bu konuyla alakalı da çok fazla farklı isimlerden de eleştiri alıyor. Zannediyorum haklılar da. E çünkü evet enflasyon ihtimali yüksek yani ne diyebilirim ki? The Graph projesi benim şu an piyasada en sevdiklerim arasındadır bir yapay zeka ve web 3 projesidir. İyi bir projedir gerçekten de. kurumsal ilgiyi gitgide arttırmıştır bu süreçte. Çok yüksek potansiyelli bir coin'dir. Zaten yapay zekalar şu anda katalizör. The Graph'a çok benzer şekilde boşla ortaklık kurmuş bir FED çay var karşımızda değil mi? Hatta ortak vakıf bile kurdular yani FED coin. Aynı zamanda Elon Musk'ın favorisi dediğimiz Singularity Net projesi, Agix coin'e ait AGIX coin ona ait daha doğrusu. Bu da çok kaliteli bir projedir. bunları çok beğeniyorum. Tabii beğenmemdeki sebep yükseliş odaklı olarak katalizörü bulundurmaları ve hayli güçlü bir pozisyonda durmaları olacak. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim herkese. Hoşça kalın.